Müslüman kişinin ahlakı hakkında keyingi dersimizi başlayalım. Bugünkü mavzuyumuz Müslüman hünermend, Müslüman usta hakkında bo'ladi. Birinchidan, biror bir kasb, biror bir hüner, biror bir mehnatga kirishlikdan oldin, u hünerni shariatdagi hukmidan xabardor bo'lishlik kerak. İnsan bolası var ki bir hüner ve kasb egasi bo'ladi. İnsoniyat mana shu kasb va hunar egalariga. Endi usta deb aytamiz, ana shu ikkita so'zni tushunasizlar. Hunar va kasb egasi. Bir insonlar mana shu hunar va kasb egasi bo'lgan ustalarga muhtoj bo'ladi. Avval musulmon ustani, musulmon kasb egasini axloqi haqida suhbat qilishdan avval ana shu qilinadigan kasb yoki hunar haqida suhbat qilamiz. Avvalambor bu hunar shariatda ruxsat berilganmi, yo'qmi? Shuni bilib olishlik kerak. Shunday bir kasb, shunday bir hunarlar borki, musulmon kishi bu narsalarni qilishligi mumkin emas. Gunoh ma'siyatga sabab bo'ladigan ishlar bor, shu hunarni qilishlik musulmonga mumkin emas. Masalan, erkak kishi ayollarni sartaroshi bo'lishi kerak. Chunki bu kasbni qiladigan kishi ayol kishini sochini shuydi. Badanın üşeyi, közü ve kolu zina kıladı. Müslüman erkek kişiye bunda hüner mümkünmez. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler Al-aynani tezni ve zinahuman nazar ve zinahuman nazar ve liyedani tezni ve zinahuman lemez. İki göz zina kıladı. O ikisinin zinası karışlık, nazar salışlık. İki kol zina kıladı. Bu ikisinin zinası üçleşlik. Ayollarının saçını alabiliyen erkek kişi aynı mana şu ikide günahını daimi surette kıladı. Şimdi bu işte kılıç kılmasını hakikaten öyle görsün. Diyor ki ayollarına has bugün kıyımlarını tıkadığı erkek kişi. Erkek kişinin tıkıcı bu işleri halal. Ama ayollarının kıyımını tıkıp onun üstünü ölçer, kıyızır, uyağını torunlar, uyağını torunlar, közü çoğalıyor halatı shariatda mumkin emas. Agar u musulmon erkak kishi, tikuvchi razmerini qizi yoki ayoliga aytirib oldirgan chog'ida ham, kiyim bitgandan keyin uni kiydirish, to'g'ri kelmay qolgan joyini to'g'rilab qo'yish uchun albatta bu ayol kishining ro'parasiga keladi. Yoki odamlarga ovqat olib keladigan odam. Ana shu pannasini suvda harom ichimliklar ham keladimi? Musulmonga mana shu narsa ham mumkin emas. Ha, ovqat olib kelishi yaxshi narsa. Lekin bu ko'tarib kelayotgan narsalar ichida aroq bo'ladigan bo'lsa, shu bir spirtli ichimliklar bo'ladigan bo'lsa, bu kishi harom amalni qilayotgan odamga xizmat qilyapti, unga ko'mak ko'rsatyapti. Demak, bu narsa ham mumkin emas. Endi aytaversak ko'p. Endi har bitta hunar egasi, har bitta kasb egasi musulmon usta o'zini qilayotgan ishini shariatdagi hukmini avval bilib olsin. Biror ishni, hunarni tanlashlikdan oldin. Ota-onalar ham farzandlarini bir hunar kasbga berayotganda avval shar'iy hukmini bilsin. U bola muayyan falon kasbni qilganligi uchun zo'r pul topmaydi. Alloh taolo yozganligi uchun topadi u pulni. Va aynan shu aytilgan, man qilingan hunarni qilmasdan, boshqa hunar qilidan yaxshi topayotganlar bor. Biz iymon keltirganmiz, rizq Allohdan. Nima hunar qilishimizdan qat'iy nazar, halol yoki harom ish qilishimizdan qat'iy nazar, shu rizq keladi. Shuni tushunib olsak, inekin kasb tanlashlikda ham inshaalloh adashmaymiz. Musulmon kishi, musulmon usta, musulmon hunarmand, gunoh ma'siyat bo'ladigan ishlarda xizmat qilmasligi kerak. Gunoh va ma'siyat bo'ladigan joylarda xizmat qilmasligi kerak. Masalan, qimorxona. Aroqxona yoki mana kanisa, cherkov. Mana ko'p musulmonlar boshqa ülkelerga borib ishlashyapti. Cherkov ishlasa bo'ladimi degan savol berilib qoladi. U cherkovda kufr kalimasi aytilinadi. U cherkovda Alloh taoloni uchta deyishadi. Bu ishni musulmonlar qilmasligi kerak. Chunki Alloh taolo aytadi: Astagfirullah billah laqad kafarallazina qalu innalloha huval masih ibn maryam. Alloh Masih bin Maryamdir degan kimsalar aniq kofir bo'ldilar.
İnnehu men yüşrik billahi fekad harramallahu aleyhil cennete ve ma'vahun nar ve ma lizzalimine min ansar. Albatta kimde kim Allah'ki şirk keltirse Allah unga cennetini haram kılır ve borar joyi do'zax bo'lur. Yani küfür kelimesi aytilayan joyda mana şu kelimeni açlikka sharoit qilishlik uchun xizmat qilishlik musulmon ustaga musulmon hunar egasiga mumkin bo'lmagan amallar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ayting ey Muhammad. Ey kofirlar, men sizlar ibodat qilayotgan narsalarga ibodat qilmasman. Demek musulmon odam kasb tanlashlikda, hunar qilishlikda shariat ko'rsatmasidan chiqmasligi kerak. Bu ayollar sartaroshimi, ayollarda kiyimini tikadigan odammi, aroqxonada xizmat qiladimi, kazinodami, kanisadami, musulmon kishiga bu narsalar mumkin emas.